Torbamız var. Ne torbamız var? Şey. Ödevim torbamız var. Bir de böyle pilavımız var. Böyle arkadaşlar. Başkanım. Evet. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Böyle pilavımız var. Bazen tavuk oluyor, bazen et oluyor. Doğru mu? Evet. Et oluyor. Şimdi her akşam 3 çeşit yemek gidiyor ve 1650 kişilik yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek şeklinde bizzat evlerine veya merkezlerine bunu vererek arkadaşlarımız gönderiyor. Başında itfaiye müdürümüz ve temizlikçiler müdürümüz Mustafa Bey, Mustafa Kamal Beyler var. Aşçı arkadaşlarımız burada, dağıtan arkadaşlarımız ayrı. Kendimiz çelik sefer taslarıyla birini veriyoruz. Kirlisini alıyoruz, tekrar yıkıyoruz, tekrar veriyoruz. 1650 ayı 30 gün her akşam düzenli olarak onları gönderiyoruz. İhtiyacı olan aileler bizlere başvuru yapıyorlar. Muhtarlık evraklarıyla, bizim araştırmalarımızla ulaştırmaya çalışıyoruz onlara. Bu da aşağı yukarı kaç ürün yapıyor? İşte 40 bin, 45 bin ürünlük falan bir, tabii 41-48 bin ürünlük de bir yemek vermiş oluyoruz ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza. Ayrıca tabii ihtiyaç sahibi olanlar muhtarlıktan getirdikleri evraklarla da gıda dağıtımı yapıyoruz. Bu gıda dağıtımında 3000 koli şeklinde gıda dağıtımımız var. Bu Ramazan aylarında ve Kurban Bayramı zamanlarında halkımıza ulaştırıyoruz. Ben kime gittiğini bilmiyorum. Çok araştırmıyorum. Özellikle bilmek istemiyorum. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Halkımızın sıkıntısını, dertlerini derman olmaya çalışıyoruz Ramazan ayı içerisinde. Afiyet olsun onlara. Ben çalışan kardeşlerimize, sayın müdürümüze destek veren teşekkür ederim, düşünüyorum. Ayrıca bu aşevinden dolayı zekatını bize veriyorlar. Bazıları aynı anlamda diyor ki işte falanca marketten pirinç alın, yok işte tavuk alın veya kuru fasulye alın veya başka malzeme alın diyorlar. Aynı anlamda da onları da alıyoruz. Onların niyetiyle de burada pişirerek evlerine takdim ediyoruz. Bazen nakdi getiriyorlar mahpus karşılığında. Nakdi para getiriyorlar. Onları da teslim ediyoruz yiyecek halinde onlara. Bazılarını zekat halinde vermeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi kalmamalı diye ben düşünüyorum. İhtiyaç sahibi olan hepsine biz sahip çıktığımız gibi vakıflar da sahip çıkıyor. Sosyal yardımlaşma kurumları da sahip çıkıyor. Valimiz sahip çıkıyor. Biz Allah'ın izniyle açken, komşu açken tok yatan bizden değildir diyor. Kimseyi aç bırakmamalı diye düşünüyorum. Allah'ın bu Ramazan ayını ve peşine gelen Ramazan bayramını bütün Müslümanlara hayırlara vesile olsun arz ediyorum. Barış getirsin arz ediyorum. Dünyada barış getirsin arz ediyorum. Allah sıkıntı ve dert hiçbirimize vermesin. Bizim milletimize hiç vermesin diyorum. Saygılar sunuyorum.